Evet arkadaşlar, bugün biz transferi analizi gerçekleştireceğiz. Isı taşınım, pardon taşınım değil, ısı iletimi diyelim buna. Diffusion, yayılım diye çevriliyor da iletim Türkçesi. 573 Kelvin giriş sıcaklığımız. 273 Kelvin ise initial ortam sıcaklığı ve çıkış sıcaklığı olarak tanımlayacağız. Bu bir flanş arkadaşlar. 273 Kelvin 0 dereceye yaklaşık santigrat dereceye de eş değer. Çözücümüz mesh ve geometri çözücüsü arkadaşlar. Mesh oluşturma çözücüsü. Ansys dosyasındaki mesh yorumlamasını OpenFOAM'a aktarıyor. Isı transferi denklemi ise arkadaşlar burada görmüş olduğunuz denklem. Çözücüsü ise Laplacian form. Şimdi bu genel olarak bunu yapmadan önce bir giriş yapalım bu denklemin tanıtımına. Şurada bir şunu geleyim. Şimdi burada arkadaşlar şeyi görüyorsunuz. OpenFOAM'daki transferi yorumlamalarını görüyoruz. Conduction, Convection, Radiation in OpenFOAM. Conduction çözücüsü arkadaşlar Laplacian form. Transient dediği zamana göre değişen çözücü. Convection işte taşınım. Yani şunu transferinden bildiğiniz için Conduction malzemenin içerisinde oluşan atomların titreşmesi ve hareketleri titreşim hareketlerini daha doğrusu elektronların birbirlerine hareket ve titreşimleriyle aktarılan ısı transferi yöntemiydi. Yani yüksek enerjili buradaki elektronlar malzemenin içerisinde yayılıyor. Convection ise genelde akışkan ve akışkanlarda geçerli olan ısı transferi modeli. Yani bir her şeye bağlı olması lazım. Hıza bağlı olması lazım. İşte bunun belli farklı yöntemleri var. Natural convection var, doğal taşınım ve vesaire. Pek çok farklı yöntem ve pek çok farklı denklem var. Burada ise bunların çözücülerini görüyorsunuz. Bion-Buzneski simple form. Bu Buzneski çözücüyle denklemin içerisiyle alakalı olabilir. Buzneski kuvvetleri var. Genelde bu natural convection'da da gördüğüm bir şeydi. Steady ve transient olarak ayarlanmış burada da yine zamana bağlı veya sabit olarak. Conduction artı convection var. Bunlarda da multi simple çözücüler. Yani hem taşınım hem iletim olduğu bölgelerde bunları kullanılıyor. Bu çözücüler kullanılıyor. Ve radiation var arkadaşlar. Burası böyle. Biz şu anda transient Laplacian formu kullanacağız. Laplacian formu kullanmadan önce bir katı üstündeki termal yayılım denklemine bakalım. Heat conduction equation, following the equation. Görüyorsunuz dT bölü dT zamana göre ısının sıcaklığın değişimi eşittir. 1 bölü rho Cp yani yoğunluk çarpı iç enerji özgül ısı diyebiliriz. Özgül ısı çarpı nabla yani bölgesel olarak x, y, z koordinatındaki vektörel gösterim şekli çarpı k çarpı dt sıcaklığın yine nabla olarak ifadesi yani şöyle söyleyeyim x, y, z düzleminde sıcaklığın değişim bölgesel olarak değişimi çarpı k çarpı bu ifade. Bu artı şu ifade ise Q bölü rho Cp. Bu içeride ısı üretimi olduğunu gösteriyor. Bizim örneğimizde böyle bir enerji üretimi yok. Burada ifadelerin ne olduğunu açıklamış. Aşağı inelim. Yukarıdaki denklemde şu rho Cp, K bölü rho Cp denklemi aslında conductivity'yi işaret ediyor. Yani şurada thermal diffusion metrekare bölü saniye. Bu bizim asıl kullandığımız malzemedeki diffusion iletim bölü rho Cp.
Yani her maddenin termal iletim, ısı iletim değeri diye çevirebiliriz. Sonra burada yine şu ifadeyi kaldırıp bu ifadeyi en sade biçimle çeviriyor arkadaşlar. Yani ısı iletim terimini kaldırıyor. Burada da K bölü rho su P'yi A'ya termal diffusion'a çevirdiğinde bu hale geliyor. En son hali bu denklemin. Bizim için de yani bu çözücüyü kullanacağız. Yani denklem sadeleşmiş halini. Şurada gördüğünüz üzere DT aslında burada K yani A ifadesi. Denklemin genel olarak yazılış şekli şöyle. BVM DTT yani şu ifade eşittir. Aslında şurası iki tane eşittir dediği şu ifade DDT de şurada yine denklemin ana kısmını oluşturan yer. Şu Laplacian form noktası çözücünün olduğu yerdeki dosya içeriği arkadaşlar. Yani çözücünü burada görüyorsunuz. Kodlarını. Onun dışında phi v option consider. Yani tam olarak benim de anlamadığım şeyler aslında. Yavaş yavaş anlamaya çalışıyorum. Evet. Yani denklemin kodlara çevrilmiş hali bu şekilde. Yine basit çözücüler var. Burada görmediğimiz daha önceki örneklerdeki çözücülere de aynı şekilde içeriklerine bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar neredeymiş bizim bu çözücümüz? Ona gidelim. Sistem dosyasının içerisine gidiyorum. Yine Open Form'u açtım. Tutorials, Basic, Laplacian Form ve Flange. Bu dosyayı yine masa üstüme alıyorum. Kopyalıyorum. İçerisinde işte olduğu gibi dosyalar görünüyor. Bunun üzerinden inceleyelim. Sıcaklık sınır şartı olduğu için sadece burada sıcaklıkları göreceğiz. Aslında ilk önce şeye bakalım. Sistem dosyasının içerisinde şeyimiz yoktu, geometrimiz yoktu. Sıcaklığa bakalım. Şurada da gördüğü üzere işte initial condition, temperature, sınır şartı, sıcaklık sınır şartı, özellikleri ve simulation parametreler, kontrol değerleri. Şu flange end stage arkadaşlar, ansys'te oluşturulan yapısı. Burada gördüğünüz gibi patch one dosyası patch sınır şartı, one sınır şartı, zero gradient, H2 de öyle. Burada giriş değeri patch 4, 573 Kelvin olarak tanımlı. Şu arkadaşlar şöyle bir değer oluşturalım. Şu başlangıç değeri kilogram. Sonra metreydi sanırım. Sonra saniyeydi. Sonra Kelvin'di. Şunu demek istiyorum. Burada 7 değer var. 5 oldu. 2, 4, 6, 5. Şöyle 0, 0 dedim de. Şu mesela kandela. Şu sanırım moldu. Şu galiba amperdi. Şu mu oldu? Şuradaki birimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar kilogram, metre, saniye ve Kelvin. Mesela biz burada başlangıç şartını Kelvin cinsinden verdiğimiz için bu boundary conditionlarda oluşturduğumuz değerler. Mesela değer olarak 273. Burada 1 yazdığımız için Kelvin'e eşdeğer şeklinde arkadaşlar. Dosyayı kaydediyorum. Şimdi tekrar
Sözcüğüm grafiğime geleyim. Şeyi açmış. Polymesh ve mesh oluşturmayı. Şu anda mesh dosyam yok. Çözücüye giriyorum. OpenFOAM terminali açtım. Masa üstündeydi dosyam. Flange dosyası. Evet. Şimdi burada çözücüm arkadaşlar şu şekilde. Ansys to foam flange ense scale 0.01. Burayı geçireceğim. Foam flange.ans. Bu dosyanın içerisinde aslında bir değer. Görürüz sonra. Evet, şu anda oluşturuldu. ls constant dosyası aslında list diyor. Constant dosyasını listele diyor. Şimdi gördüğünüz gibi polymesh dosyası geldi. Az önceki dediğim flange ens dosyası da buydu arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle ans'te oluşturulmuş bir mesh ve geometri dosyası. Polymesh'in içerisinde gördüğünüz gibi boundary conditionlar falan, mesh dosyaları hepsi burada. Şimdi şunu biraz büyütelim. Evet. Şimdi polymesh dosyasını açacağım. Constant slash polymesh. Burada gördüğü üzere dosyalar gelmiş durumda. Şimdi parafomu açıyorum. Burada şeye bakalım. Mesh dosyamız ve görüntümüz nasıl, ne alemde? Surface with edge dersek arkadaşlar, şöyle yüzeylerdeki vektörler ve blok yapılarını görüyorsunuz. Mesh yapısı. Evet. Kapatalım. Şimdi Head Diffusion, burası ne dosyası? Evet, az önce girdiğimiz dosya, buradaki şeyleri açıklamış. Az önce açıkladığım değerler. Transport Properties arkadaşlar, gelelim ona. Transport Properties işte malzeme ne olduğu ile alakalı. DT diyor. Dimension of the diffusivity, yani bu iletimlik arkadaşlar. Az önce size denklem göstermiştim ya. Şuradaki, pardon. Şurada. Yani şu DT aslında bu. Metrekare bölü saniye diyor. Biz de burada metrekare, burası metre, metrekare bölü saniye eksi 1 olarak geliyor. 4 çarpı e üzeri eksi 5. Artık hangi malzeme ise, metal de olabilir. Burada yazmış mı? Yazmamış. Malzeme ile alakalı bir bilgimiz yok. Ama malzemenin DT'sini, yani diffusivity'sini, iletim değerini biliyoruz. Isı iletim değerini. O değeri de metrekare bölü saniye cinsinden buraya yazalım. Yazmışlar yani. İletim katsayısı. Evet, malzemenin iletim katsayısının değerini de burada girdik. Sonra kontrol dish dediği şey arkadaşlar, kontrol dosyası çözücüyle alakalı. Burada bir şey ellemeyeceğiz. Bitiş süresi 3 saniye. Başlangıç 0. Delta T 0.05. Her 0.1 aralıkta da bunu yaz olarak değerlendiriyor. Laplacian form olarak çözücümü başlatacağım arkadaşlar şimdi. Laplacian form. İsterseniz log file'i tutmak istiyorsanız
Logfile'e de bakalım. Onun için şuradan biraz kopya çekeyim. Evet. Form job. Laplacian form. Slash log. Evet, şu anda çözücü başladı. Biraz hızlı çözüyordu bunu. Uzun sürmüyor. Gelmiş. Hemen 3 saniyede gelmiş zaten buraya. Az önce yoktu bu dosyalar. Pardon. Yani her 0-1 aralıkla yaz dedik. 3 saniyeye kadar bunları yazdı. Bitti sonuçta. Sonra form log. Yani direkt Laplacian form deseydi log kaydı tutmadan direkt çözerdi. Biz sonuca direkt bakardık ama onu da görelim. Neler olduğunu görelim. Form log'u tuttuk arkadaşlar. Şurada form log. Log file gelmiş olması lazım. Loglar geldi. Evet. Burada hızımız olmadığı için sadece sıcaklığı çözdürdüğümüz için sıcaklığa bakacağız sadece. GNU plot diyorum. GNU plot'ta set log scale y dedim. Ayarladık. Plot logs slash hangi dosya o? Nokta. T0, T1, T2 var. Final T var bir de. Hangisine bakmamız lazım? T0'a bakalım, T1'e bakalım, bir de T2'ye bakalım. T alt tire 0 slash width line. Bu sayım yanlış yaptık. T alt tire 0. With lines dedik. Ha, şey şurayı hata mı yazmışız? Evet. Aslında düzgün bir çözüm olmamış gibi görünüyor. 3 saniye diyor ama sanki devam ediyor burada çözücü. Yani biz ilerletsek sanki gidecek gibi duruyor. Diğer dosyaları da ekleyelim. Daha doğrusu şöyle yapalım. Pilot log tekrar ekliyorum. Log slash T alt tire 1 vardı bir tane. İki dosya geldi şimdi. 1 ve 0'ın dosyaları. Devam ediyor arkadaşlar. Aslında çözüm devam ediyormuş. Neyse exit diyorum. Open para view'e bakacağız. Paraform dedim ve şimdi çözümün nasıl olduğunu hep birlikte bakalım. Evet, şöyle getirsin. Şu anda mesh dosyaları ile birlikte getirdi. Şöyle. Sıcaklık yayılımını, dağılımını görüyorsunuz. 3 saniye kadar gidiyor. Sonra bitiyor. Şunun rengini değiştirelim bunu arkadaşlar. Güzel bir görüntü oluşmadı. Edit diyelim. Şundan hangisini seçelim. Şöyle renkli bir şeyler olsun. Rainbow olsun. Çok şey. Güzel dalgalı. Red and Blue. Yani bu daha iyi.
Da başlangıcı kırmızı mı değil? Evet. Sanki başlangıcı kırmızı değil. Çok şey. Şunu değiştireyim. Güzel bir şey yok ya. Şöyle maviden koyuya doğru gitsen gider. En iyisi şu o zaman. Bakın yayılıyor arkadaşlar ısı sıcaklığı. Burada görüyorsunuz. Burada giriş şartını şu duvarlara vermiştik. Diğer yerler. Şimdi onları da bakalım. 2.7 çarpı 10 üzeri 2. Yani 273 Kelvin. 573 Kelvin'de kırmızı olan bölge. Kelvin cinsinden. İşte mesela şu yeşilli bölge 400 Kelvin. Yaklaşık olarak yeşil 400-300, 450 de olabilir. Şu beyaza doğru 450. Şu maviye doğru kaydıkça işte düşmeye başlıyor. Evet. Yani genel olarak ısı transferi çözümü bu şekilde arkadaşlar. Tabii çok basit bir örnek bu. Geometri de başka yerde oluşturulmuş. Mesela şöyle deseydik. Kapatalım. Blanche dosyasını, sistem dosyasını alıp 3 saniye değil de 5 saniye deyip tekrar çözdürseydik ne olurdu? Bu sefer log file'e çözüm böyle aslında. Bitti şu anda. Şimdi bakalım ne kadar ısı sıcaklık. Şunu değiştirelim. Biraz daha yayılıyor aslında. Aslında bitmiş gibi. Yani şey, yayılım devam ediyor ama belli bir müddet sonra çok az farkla değişiyor yani. 5 3 saniyeden 5 saniyeni getirdik. Genel olarak çok bir şey değişmedi. Zaten bunun belli süreleri var. Yani ısı yayılımında da belli bir müddet sonra buradaki sıcaklık yani artık stabil olmaya başlar. Tabii çok küçük farklarla değişmeler yine olur ama buradaki bir sıcaklık T uç noktaya kadar aynı şekilde iletim olmaz yani. Birebir böyle yani kayıpsız bir şekilde iletim olmaz. Evet. Genel olarak transferi bu şekildeydi arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için.